Turan Çömez, beraberindeki avukatlarla Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine giderek Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayed El Nahyan'a ulaştırılmak üzere bir mektup verdi. Halk TV'de yer alan habere göre mektupta, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'e uygulanan dijital tecritin kaldırılması talep edildi. Çömez, şüphesiz Sedat Peker, tartışmalı bir kişilik olsa da bugün vereceği bilgiler, Türkiye'de var olan birçok yolsuzluk, hukuksuzluk ve hatta rezillik diyebileceğimiz şeyleri ortaya çıkartabilmek için önemli şeyler diyerek Peker'in konuşması için izin istedi. Çömez, yanıtın olumlu olacağına inandığını söyleyerek, "Umarız Türkiye'de hukuk olması gerektiği gibi işler ve Sedat Peker eğer kendisiyle ilgili davalarda hesap vermesi gereken şeyler varsa verir ya da hukukun gereği neyse o yapılır ama sahip olduğu bilgileri Türkiye ve Türk devleti alır kullanır." dedi. Öte yandan Seyhan Avşar'ın haberine göre seçime iki ay kala yapacağını söylediği helalleşme videosu ile ilgili konuştu. Peker'in yakınlarına yaptığı ölsem bile konuşacağım açıklamasının ardından yakın çevresine bu paylaşımları yapabilmesi için BAE'nin kendisine uyguladığı dijital tecridin kalkması gerektiğini vurguladığı iddia edildi. Üzerindeki dijital tecrit kalkmadan sosyal medya paylaşımları yapmasının mümkün olmadığını çevresindekilerine aktaran Peker'in, ölsem bile sözümü tutacağım ama tabi bunun için tecridin kalkması gerek. Bunun için muhalefetin çaba sarf etmesi gerek. Tecrit kalkarsa sözümü tutacağımı herkes görecek. Ölsem bile dediği öne sürüldü.